İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex, şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Vay canına, gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç yapalım. Tamam, sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. Gülmeyi bırakın. Hayır, lollipopumu kırdım. Hiç aklıma gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Ne kadar lezzetli. Süper. Vay canına, ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika. Artık yemek yemem gerekiyor. Ambalajı ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına, senden öğrenecek çok şeyim var. Bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın, işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika, ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex, korkuyoruz. Tamam tamam, işim bitti. Şimdi karamelin kaseye dökülmesi gerekiyor. Vay canına, ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet, bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıyı ağzınıza koymamız gerekecek. Bu da fena değil. Ne kadar lezzetli, durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mila, şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups, kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdim. Artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Lollipoplar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına, bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu ne böyle? Göremiyorum bile. Mısır tanesine benziyor. Sanırım haklısın. Bende bunlardan birkaç tane var. Ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları ısırırsan? İşe yaramıyor. Çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Saç tütüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alex, hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Julie haklı, bu çok uzun sürüyor. Vay canına, yine de başardım. Harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo, sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet, bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Kendi payımı hazırlamak için saç tütüsünden daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzları da şüphe ettirdi. Vay canına, başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Halimi yaktım, çok sıcak. Ben seni çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır herhangi rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika, çok lezzetli. Come on. Böylece büyük bir porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına, bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yoksa siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın, işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz. Teknolojinin gerçek bir mucizesi. Sanırım daha fazla tahıl ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu.
başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Görünüşe göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Ne? Bu gerçek kanter mi? Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karı korkunç. En azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. Çünkü bunlar tehlikeli değiller. Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. Teşekkürler Alex. Sen gerçek bir arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet, bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yemeğe hazırım. Nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşırdım. Evet, lezzetliydi. Tatlım, böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme, her şey olur. Umarım ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam, kendimi değil, kendimde olanları. Bir parça alacağım. Garip, bu kanserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Böyle seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlemem gerekiyordu. Bu bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar. Bunu yapmak istemedim. Tamam, dene hadi. Mina haklıydı. Gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonum bende olsaydı. Onu yemeyi çok isterdim. İştahım açıldı. Harika. Ne yazık ki Mina, seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Bana harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. Nefis. Çok iyi çıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim, korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey, her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı ısırdı. Bir şey yapın. Onu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şokoleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızlanma ikiz. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay! Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik.
Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, pizzalarım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim cesaret edebildi? Ah, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. Pekala, en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay, işte bu. Söylemiştik sana. Evet, gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sanırım Sultan'la nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır, istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne iğrenç bir şey. Şimdi ağzımdan bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kokuyu alıyorum. Nasıl kokuyor, korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex, sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bacanda. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Julie, sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzümün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtulabilirim. Vay canına, ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Julie, aferin sana. Ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır. Artık sarımsak yok. Vay be, benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie, üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. Kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Konfretin tip takar şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü leziz yemeğim olmalıydı yani. Tatlım, en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Sevimli bir tane tik tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex, sıra sende. Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretsin, şimdi tüm tik tak masanın üzerinde döküldü.
Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly, yarıya sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil, bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar var. Danneler, tüm şekerler benim. Çiftliğe bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, bizimle paylaşmadın bile. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tadam, bir şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmaktan nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Jolly'nin intikamını korkunç olacak. Elden yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila, bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Ah neyse, hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Herkese merhaba. Vay canına. İşte bu dondurma. Ben de böylesini istiyorum. O kim orada? Hey, selam güzelim. Nasılsın? Ne kadar yakışıklı. Ne dondun? Harika. Bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Utanmıyor musun? O benim. Aç mı? Hepsi bana mı? Harika. Yani başkasından kalmak kötü bir şey. Kötü ama çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden hepiniz hırsızsınız? Ama sorun değil. Hepinizin lezzetini vereceğim. Başka bir şey çalmayı deneyin. Bu arada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamamen haklısın. Bu kadar mı? Üçüncü şişem sadece bir kurabiye mi? Evet, yeterli değil. Ne yapacağız? Okey. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Pekala, onu tatmayacağım bile. Şanslısın. Tabii, çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben kartı döküyorum. Onu ısıracağım. Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu yemeyi çok istiyordum. Bugün şanslı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Tamam da önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. Ne? Bana bırakmadı mı? Endişelenme, senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. Ay, sana afiyet olsun. Bu arada çok da fena değil salyalarım. Hey, ne korkunç bir şey. Bu çok iğrenç. Ay, sanki bir köpek ağzımı yalamış gibi. Hey, bunun benimle ne ilgisi var? İğrenç. Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış. Of, sanırım bu bir kaktüs. Belki çikolatalı. Onu tarifetmemiz gerekiyor. Hayır, acı duyuyor. Gerçek. Ay. Ne korkunç, bu bir iğne. Sana nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Onlara şimdi ihtiyacım var. Teşekkür edecek. Sen gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. Olamaz ya. Yaşasın, ben kazandım. Ona dokunmayacağım. Yalamak zorundayım. Ben de ısırmam. Korkunç. Evet, şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben de hayır. Hayır sen. Çocuk gibiler ya. Bu senin, hayır senin. Yeter artık, bıktım.
için soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. Okay. Bu iyi bir fikir. Hey. Bir, iki, üç. Ha, sanırım kazandım. Jacob isteği ilk yalayacaksın. En azından dürüst oldu. Aa, acıtıyor. Ay ay ay. Zavallı Jack. Yapmayın ya, bu sadece bir şaka. Aslında dil gerçek değil. Aptal bir şaka. Şimdi kaktüsü gerçek şekilde yalaman gerekiyor. Tamam. Kendimi riske atamam. Kaktüsü tamamen zararsız hale getirmenin bir fikrim var. Bu şekilde kesinlikle dikenli olmayacak. Ay dikkatli ol. Lan bize doğru uçuyor. Her tarafı minneler içinde. Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kaktüsü yalayabilirim. Ve Ember onu ısırabilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine içindeyim. Tıraşlı bile kaktüs tadı iğrenç. Of, bu iğrenç resmen. Neden yine bana? Ne alaka ya? Benlik değil. O yaptı. Ember. Ne kokuyor burada? Kapağın altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Okay. Korktuğum şey de bu. Bu balık. Ay, iğrenç. Berbat balık. Come on! Ama kimse kartları iptal etmedi. Oh no! Kardeşin oynamak zorunda kalacağım. Oley, hiçbir şey yapmayacağım. Bu da nedir böyle? Aynen öyle değil. Okay. Yani onu ısırmak gerekecek mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. Düşündüğümden daha zor. Korkuyorum. Ama mecburum, yapabilirim. Bir dakika. Beklemeyeceğiz seni. Sana yardım edeceğim. Çok iyi ya, gerçekten daha hızlı. Ay, iğrenç. Gross. Bu ne cüret. İntikamımı alacağım. Al balığını ye. Isır. Ne yaptın sen? Ben hazır değildim. Şimdi kusacağım. Çok pis kokuyor. Hey, ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. Beni rahat bırak. Pekala, açıyoruz. Hadi bakalım. Vatanda ne büyük bir pasta. Şimdi onu yemek istiyorum. Ama henüz erken. Önce kartlar. Hazır. Alsanıza. Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Gerçekten ben yiyeceğim. Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Oo, ne kadar lezzetli. Pastayı sonsuza dek yerdim. Ellerin uzak tut. Bu senin pastan değil. Açgözlüler, paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Dur sen, iyi olur. Aslında bu benim de pastam. Ne kadar lezzetli. Yeter. Paylaşman gerekiyor. What? Ne yapıyorsun? Oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. Pasta aşırı güzel. Hey Samantha, belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. Taneler, bu benim pastam, tamam mı? Öyle mi? O zaman al. Ne yaptın sen? Şimdi seni... Tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. Hey. Iskaladın. Ne yaptın? Belki sana yakışıyor bile. İçinde ne var acaba? Sanırım bu tatsız bir şey. Korkunç resmen, berbat.
Of ya. Please. Oh, no. Of, yemek zorundayım. Şanslıyım. Ben de ne? Okay. Ama burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. Bu gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandalı çıkarırsak işte böyle. Oy, ne iğrenç bir şey. Korunmamı geri verin. Jack, şimdi sen. Come on! Hayır, onu yiyemem. Bu iğrenç. Ama zorunda kalacaksın. Neden bu kadar şanssızım? Oh no. Bu çok tatsız. Sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. Erken seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Hayır, yine bu koku. Bana yardım edin. Düşüyorum, kurtarın. Benim hatam değildi. Come on! Birlikte bakalım. Süper, huba huba. Evet, geriye kalan tek şey parkları çekmek. Bende ne var? Pekala, çiğnemek bile yasak. Okay. Ama ben sadece sineğim bilirim. Ne kadar havalı. Yalama mı? Sakızın çiğnemesi gerekiyor ama. Al yakala. Önce sen. Harika. Umarım çok lezzetli olur. Dilimle yalayalım. Yerinde neden duruyorum? Onu tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. Onu mahvedeceksin. Gerçekten yeter bu kadar. Onu bana ver. İşte şimdi her tarafı sadyalanmış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır, onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. Hey. What? Bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu.